Karşıdan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektörün önce bir firma olan Şerefi D'ye konuk olduk. Yanında firma sahibi Hayri İbrahim Köse ve konuklarımız bulunmakta. Hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhaba İbrahim Bey. Hoş geldiniz efendim. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Şirin Pide işletmecisi Halil İbrahim Köse. 86'dan beri işletmeciye devam ediyorum. Evet. Kaymakamımız sizleri tanıyalım. Yavuz Gül ile birlikteyiz. Evet. İlçe Kaymakamı Yavuz Gül. 2 yıldır burada görev yapmaktayım. Belediye Başkanımız sizleri de tanıyalım. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Ben Karacosu Belediye Başkanıyım. İkinci dönemdir görev yapmaktayım. Asıl mesleğim eczacılık. Karacosu'da 30 yıldır eczacılık yapmaktayım. Çok teşekkürler. Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımızı da tanıyalım. Ben Abdullah Gölcük, Karacosu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıyım. 12 yıldır Esnaf Odası Başkanlığı yapıyorum. Aslında Karacosu'luyum. Evet. Çok teşekkürler. Peki Halil İbrahim Bey, şu anda soframızda bulunan pide çeşitleriniz nelerdir? Şimdi efendim, şu kuşbaşı kaşarlı. Evet. Bu kapalı peynirli, domates, biber ve kaşarlı. Bu bir de bu bizim Karacosu'ya öz. Biz yuvarlak kıymalı deriz. Bu kuşbaşılı. Öbürkü peynirli, yumurtalı, kıymalı ve en sonunda pidenin üzerinde tahinli pidemiz. Soframızda pideleriniz çok güzel görünüyor. Sizler burada kaç yıldır sektördesiniz? 86'dan beri işletmeciye devam ediyorum. Ben işimi çok seviyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Bir de şu, eğer pide dediğim gibi adlı Karacosu. Evet. Ve ben işime çok seviyorum. İnsanları mutlu etmeye ne demişler? Gül dalında pide Karacosu da güzel. Evet. Şirin pide olarak burada kaç kişi çalışıyor? Kaç kişiyle müşterilerinize hizmet veriyorsunuz? 8 kişiyle efendim. 8 kişi. Peki her sektörde olduğu gibi belli başlı sorunlar vardır. Sizler de sektörünüze ait sorunlar yaşıyor musunuz? Yetişiyoruz. Şöyle yaşıyoruz. Kadro eksikliği var. Yani sanatkar yetişmiyor. En büyük sıkıntımız o. Evet. Bir de fiyat politikanıza değinelim. Fiyatta efendim şimdi şöyle, bizim için plaka hiç önemli değil. 1'den 81'e kadar fiyatlarımız sabittir. Evet. Ben işimi çok seviyorum. Hele hele dersine Karacosu'da bir şirin pide, pide yedik. Çok güzel. O bizi daha mutlu ediyor. Belki de size biraz yabancı gelecek ama ben dış ülkeye tahinli pide gönderiyorum. Evet. Tercih edilen en çok tahinli pide midir? Kıymalı yedikten sonra tahin yememede imkanı, şansları yok. Evet. Ben eti kendim kesiyorum. Bu yörenin eti. Yani ucuz et, kıyma kesinlikle kullanmıyorum. Yani sizin anlayacağınız, yani tamak zevkine çok önem veriyorum. Peki pidelerimiz sofralarımıza gelmeden önce ne tür aşamalardan geçmektedir? Valla şimdi şöyle, ben mesleğe 73-74'te başladım. Evet. Şimdi buna ilk önce çok özür dilerim, bulaşıktan başlayacaksınız. Direkt gelip de pide usta olma şansınız yok. Yani bu zorluklardan gelerek başlayacaksınız. Hele hele işini çok seveceksiniz. Gözünüze para hırsı bürümeyecek. Dürüstlüğüne taviz vermeyeceksiniz. Yani sizin tüm güzellikler üzerinde olacak. Yani başka çare yok. Adam sana güvenmiş, şirin pideye git demiş. Ben burada ne yapayım? Daha kırık kırık geliyorum. Şimdi diyorlar ki yol aşağıdan geçti, iş yok. Ben iş yok kelimesi kullanmıyorum. Ben işi kendim yaratıyorum. Eğer daha da iş etsek millet sıraya girecek, pide yiyecek. Evet, bir de başkanlarımızın pide beğenisini alalım. Sizler en çok hangisini tercih ediyorsunuz kaymakamım? Valla ben kaşarlı kuşbaşılıyı tercih ediyorum. Tabii ki evet. Sonrasında tahinli kesinlikle vazgeçilmez. Evet. Biz çocukluğumuzdan beri bülbül yuvasını çok tercih ederiz. Bu pidecilik yöre yöre değişir. İzmir bölgesi ince açılmış, daha uzun pideleri severken biz Karacosullular özümüzde halep işi dediğimiz bu hamuru daha kabarık, annelerimizin eliyle kıydığı pidelere alışığızdır. Kökümüz buradan gelir. Ben öz bir öz Karacosullu olduğum için damak zevkim ille de bülbül yuvasına gider. Bu küçük yuvarlaklarımızı çok severiz. Tabii sizin pide seçiminde annenizin de etkisi var. Muhakkak. Sizlerden de alalım. Benim en çok sevdiğim kıymalı. Evet. Peynir peşinde. En sevdiğim benim. Peki hedef ve projeleriniz var mı ileriye yönelik? Şirin pideyi bizler nerelerde görebiliriz? Yani şirin pide Karacosu'da görebilirsiniz. Yani bir dışarı açılmaya kesinlikle düşünmüyorum. Eğer pide yiyecekseniz Karacosu geleceksiniz, şirin pide yiyeceksiniz. Burada başkanlarım da burada, kaymakam da burada. Türkiye'de ilk pide festivali düzenlenen ilçe burası. Evet. En sonunda 6 metre 48 santim uzunluğunda pide yaptık. Yani bu rekor yine bizde. Evet. Bu sene turizm haftasında kaymakam Bey de burada 7 metre yapıp turizm geri haftası gönderecektik. O da bazı nedenler iptal olduğu için onu yapamadık. Evet. Yani hedefimiz daima büyük yani.
Peki son olarak sizleri izleyen izleyicilerimize, sizleri tercih eden müşterilerimize neler aktarmak istersiniz Halil İbrahim Bey? Valla gelene mahcup etmemek için tüm ne gerekiyorsa onu yapacağız. Başka çaremiz yok yani. Güler yüzden mutlu bir şekilde göndermek. Ben başka bir şeyim yok. Yani sevgi, saygı, hürmetlerden göndermek isteriz. Başka bir şey yok yani. Kimseyi mahcup etmemek için bizi tavsiye edene, bize layık görene elimizden geldiği kadar buna şey etmeyiz. Ben buradan İzmir'e pide gönderiyorum. Belki size biraz şey gelecek ama otobüslerden gönderiyorum. Adam mavine veriyor, parasını bizi getiriyor. Bölgesel olarak açılmışsınız. Teşekkür ederim efendim. Peki son olarak sizleri tercih eden, buraya konuk olarak gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Karadesu şimdi ilçemiz. Burada hem tarihi hem turistik olarak çok büyük imkanlarımız var. Burada aşağıda eski Geyre beldemizin orada büyük bir antik kentimiz var, Afrodisias. Burası bizim için büyük bir kazanım. Burada, buraya yerli ve yabancı bir sürü turistimiz geliyor. Buraya onların gezmesini ve görmesini istiyoruz. Ayrıca işte buradaki Halil İbrahim Usta ve diğer esnaf arkadaşlarımızın yaptığı pide yönünden çok gelişkin bir sektör. Yine burada çömlekçilerimiz var, evet. Çömlek sanatkarlarımız var, yaylıları var. Yani gezilip görülebilecek çok büyük imkanlar var. Herkesin Karacasu'ya bekliyoruz. Başkanım sizlerden de alalım. Teşekkür ederiz. Kaymakam Bey'in dediği gibi şirin havasıyla, yaylalarıyla, Afrodisias antik kentiyle, seramik ocaklarıyla yaşamaya, gezmeye, görmeye değer bir ilçemiz. Tabii en büyük özelliğimiz atalarımızdan beri gelen bu pidelerimiz. Karacasu'yu gelip gezmelerini, pidelerimizden muhakkak tatmalarını tavsiye ederiz. Bir alışan bir daha kopamaz Karacasu'da. Teşekkürler. Ben de bu konuda ilçemizin Tarihi Kentler Birliği'ne üye olması, gezilebilecek tarihi evlerinin bulunması, bir de tarihi eserlerin olması, ilçemizde esnaf ve sanatkarlar olarak ayrıyeten sıcak demircilik, seramikçilik ve Karacasu'ya özgü her yerde bulunmayan bu yerleşim birimlerinin, bu yerlerin de gezilip görülmesinin faydalı olacağını inanıyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz güler yüzünüzden ve hizmetinizden dolayı. Evet, Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün de sizlere Aydın Karacasu'dan seslendik. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.